Mert, nedir durum? Sözü hemen sana bırakalım. Büyük bir gürültü var. Sanırım bana pas attınız. Ben başlayayım. Çok duyamadım eğer soru sorduysanız, ancak şu anda bir kez daha, bir cumartesi günü daha İsrail'de sokakta protesto yürüyüşleri, gösterileri devam ediyor. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak sizlere gösteriyor. Özkan, birazcık daha gidelim, gel istersen içeriye doğru. Özkan, biraz daha gidelim, öyle gel. Evet, şu an itibariyle büyük bir kalabalık var, yoğun bir kalabalık var. Hemen yolun ötesine bir sahne kurulmuştu. O alan oldukça doluydu, oldukça kalabalıktı. Bugün muhalefet liderleri de buradaydı. Yair Lapid buradaydı. İsrail ana muhalefetin en güçlü isimlerinden bir tanesi Lapid. Hatta birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken buraya geldiğinde Netanyahu'yu ziyaret etmişti. Akabinde ise Gantz ve Lapid'le bir araya gelmişti. Bugün gösterilerde zaman zaman farklı bayraklar da görüyoruz. Amerika bayrağını da gördük mesela. Özellikle burada artık seçim, bir değişim isteyenleri görüyoruz. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak da noktalara kadar girerek size bu alanı göstermeye çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan, cumartesi günleri yapılan o kalabalıktan birazcık daha fazla bugün. Birçok yol kapatıldı, birçok yol kesildi. Polis güvenlik önlemleri aldı, sahne kuruldu. Lakin yapmış olduğu açıklamayla birlikte aslında özellikle seçim çağrısında bulundu. Ve rehinelerin geri getirilmesi için artık anlaşmaya varılması noktasında çağrısı bir kez daha gerçekleştirdi. Şu an itibariyle büyük bir kalabalık var görmüş olduğunuz gibi. Yoğun bir şekilde buradan tepkilerini dile getiriyorlar. Meydandan bulunmuş olduğumuz noktaya yine hemen arkamızda ordu binası. Nedenden dolayı bu alana geliyorlar. Öncelikli olarak buradan sloganlarını gerçekleştiriyorlar. Bugün bazı pankartlarda şunu da gördük. 50 bin yedek asker alınıyor biliyorsunuz. Onu da bu muhalefet yoğun bir şekilde eleştiriyor. Bunların eğitimsiz olduğunu söylüyor. Adeta bölgeye gönderildiğini söylüyor ve şiddetle tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar. Özkan Şafak afişleri gösteriyor. Olduğunuz gibi birçok noktada aslında uluslararası güçlere de, kamuoyuna da aslında mesaj göndermeye çalışıyorlar. Sanırım biri kız kardeşime yardım ediyor. Özkan, şöyle dönelim mi? Gösterelim. Şurada ilginç bir pankart istersen. Bakın orada pankartlarla birlikte de aslında tepkilerini getirmeye çalışıyorlar. Evet, Özkan Şafak'tan aslında savaşı sona ermesi için çağrılarını gösteren İbranice sınıflar ve özellikle burada istifa edilmesi gerektiği, yeniden seçime gidilmesi gerektiği yönünde kalabalık var. İfade ettiğimiz gibi sert açıklamalar vardı. Bugün bu açıklamaları da bu şekilde takip etmeye çalıştık. Özellikle İsrail medyasında da bu açıklamalara geniş bir şekilde yer verildi. Geçtiğimiz saatlerde kürsüden biz eline bir su almalı ve bu yangını söndürmeli ve bunu yapmak için evlerimizden çıkarak doluşmalıyız diye seslendiler. İbranice'den yaptığı çevirilerle birlikte. Evet, an itibariyle dinliyorum. Peki Mert, çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir yeni saatte tekrar döneceğiz sana. Oradaki hareketlilik de devam ediyor. Biz dün akşamı biraz daha ayrıntılı konuştuk. Mehmet Seyrek ve Aydın Baytar, çok teşekkür ediyorum biz size. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Sağ olun. Bizlere çok hızlı doğru haberi verdiğiniz için. Müsaadenizle çok kısa bir reklam arasına gidelim. İkinci bölümde özellikle tabii ki hem dış politika gündemini hem İsrail'deki bu protestoları ve elbette G7 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını konuşacağız. Çok kısa bir reklam arası, saat başında buradayız.
Az önce ekrana taşımıştık ama bir bakalım Tel Aviv'de olanlara. Çünkü saat 9'dan itibaren çok şiddetli protesto. Bugün daha bir kalabalık aslında geçen haftaya nazaran. Mert, duyabiliyorsan beni hemen görüntüleri taşıyabilir misin ekrana? Evet, duyuyorum desem yalan olur aslında, ancak fasatlarınızı anladım. Şu an itibariyle yürüyüş başladı. Kısa bir süre önce olmuş olduğumuz noktadan kürsüye doğru geldiler ve buradan protestolarını dile getiriyorlar. Zaman zaman sahneye, yani kürsüye, rehine yakınları çıkıyor. Hemen sol tarafımda Özkan'dan rica edeceğim. Zaman zaman rehine yakınları kürsüye çıkarak oradan açıklamalar gerçekleştiriyorlar, görmüş olduğunuz gibi. Çağrılarını yine ediyorlar. Tabii yoğun kalabalık var, binlerce kişi var. Bahsetmiş olduğumuz bu yol aslında tam anlamıyla Tel Aviv'in göbeği ve kalbi. Burada aslında çoğunluk savaş karşıtlarından oluşuyor. Özellikle taşımış oldukları afişlerle, taşımış oldukları dövizlerle birlikte bunu da çevirdiğimiz zaman net bir şekilde anlıyoruz. Zaten birçok Tel Aviv'de birçok duvara, birçok noktaya yapıştırılan istifa et sloganlarını görüyoruz. Birçok noktada var bu Tel Aviv'de. Şunu da anlatmak gerekiyor aslında. Tel Aviv özellikle İsrail'in bilgi birikimi yüksek, daha çok okumuş, entelektüel seviyesi daha yüksek kişilerinin bulunmuş olduğu bir kent olarak gözlemledik biz burayı. Buradaki insanlar aslında savaş yoğun bir alan görüyorlardı. Özkan, şöyle bir gelelim mi istersen? Çadırların olmuş olduğu alan yeni aslında, kısa bir süre önce vuruldu buraya. Anıda bu şekilde biliyorsunuz. Bir bağlantıya devam ediyor. Bakalım eğer... Tamam, tamam, zorlamayalım tekrar. Tamam, bir tekrar bakalım bağlantıya, daha sağlıklı bir yayın yapalım. Bir tekrar bağlantı yapmayı denesin arkadaşlarım. Çok kalabalık var bugün. Normalden daha fazla bir kalabalık, evet, görüyoruz aslında. Bunun tabii sebebini sormak isterim. Kime soracağım? Size sorabilir miyim? Yani bugün daha farklı cumartesi bir akşamı olmasının tabii bir faktörü ama var. Ama geçen hafta, önceki haftalardan daha fazla bir kalabalık var. Şimdi biraz son dönemde eylemler özellikle bu rehine yakınlarını bir an evvel görmek isteyen İsrailliler, hükümete de baskı oluşturmak amacıyla tabii meydanlara çıkıyorlar. Ama son dönemde biraz daha bu özellikle protestolar yoğunlaştı, ama bugün gerçekten birkaç gün önceye göre, tabii zannediyorum iki gün önce orada bir kendi dinlerine göre peynir bayramıydı yanlış hatırlamıyorsam. O nedenle biraz katılım azdı. Sadece rehine yakınlarının olduğu bazı göstericiler vardı. Ama bugün belki de cumartesi olmasının etkisi de olabilir. Gerçi Yahudiler de cumartesi de kutsal bir gün olarak adlandırılır ve çok fazla insanlar sokaklara çıkmaz, dükkanlar kapalı olur, ama Tel Aviv biraz daha bu bahsettiğimiz özellikleri daha az yansıtan, daha seküler, daha laik kesimin yaşadığı bir şehir. Ama ben şunu görüyorum açıkçası. Yani burada insani bir protesto mu var? Bence insani bir protesto yok. Sadece İsrailliler kendi esirlerini bir an evvel teslim almak için bu gösterileri yapıyorlar. Hükümete baskı oluşturmak için yapıyorlar. Yoksa hani evet savaş bitsin, ama savaş niye bitsin diye düşünüyorlar. Bir, o esir ve rehinelerden dolayı. İki, sürekli bir şiddet durumunun yaşattığı korku ve panikten bir an evvel kurtulmak. Eski, rahat hayatlarına bir an evvel dönmek için bence bu eylemleri yoğunlaştırmış durumdalar. Buyurun hocam. Şimdi bir kere haftalardır konuşuyoruz. Birkaç yayında bunu söylemeye gayret ettim ama birkaç bilgi vereyim. Birinci soru şu: neden Tel Aviv'de? Neden? Ya niye Kudüs dedi? Knesset Kudüs'te. Ya meclis. Başbakanlık Kudüs'te. Onların kabul ettiği başkent ve resmi olarak çöktükleri, yerleştikleri yer Kudüs. Dışişleri Bakanlığı Kudüs'te. Niye Tel Aviv? Cevap bir. Ürdün
meşhur Yom Kipur savaşından sonra Kudüs'ü tekrar geri aldı bir kısmını. Dolayısıyla Savunma Bakanlığı gidiyordu Gümbürtü'ye. Bunlar o gün itibariyle bir karar aldılar ve Savunma Bakanlığı'nı Tel Aviv'e çekti. Doğru. Yani bütün devlet, Cumhurbaşkanı dahil şeydedir, Kudüs'tedir. Kudüs'te. Savunma Bakanlığı'nın merkezi Tel Aviv'dedir. Bir. Hı hı. İki, bu Savunma Bakanlığı'nın karşısında neden burada yapılıyor? Burada Ezraili Mall diye, Ezraili Alışveriş Merkezi diye İsrail'in en büyük alışveriş merkezi var. Şimdi, diyeceksiniz ki oradan mı çıkıp geliyorlar? Evet. Hı hı. Ama nasıl oluyor? Şabat dediğimiz, niye cumartesinin cevabında evet, Şabat günü. Şabat dediğimiz, onların haftalık bayramı var. Bayram değil de. Yani bu kutsal günü. Kutsal günü. Cuma güneş batınca başlar. Hı hı. Cumartesi güneş batınca biter. Biter. Dolayısıyla cumartesi güneş batınca alışveriş merkezi açılır. Bütün herkes orada toplanır eder. Protesto edecek olanlar işte çok önemli bir nokta. Çünkü çaprazı da Savunma Bakanlığı. Evet. İki. Üçe geleyim. Neden bir iki haftadır kalabalık var? Geçen hafta okullar kapandı. Bu hafta üniversitelerdeki sınavlar da bitti. Ama daha da önemlisi yaz dönemi. Dünyanın birçok yerinde yaşayan Yahudilerden ciddi anlamda buraya bir şey olur. Ailelerin, akrabaların yanına gidiş olur. Dolayısıyla biz bunu yaz sonuna kadar, tabii gönül ister ki bu iş bitsin ve bir daha hiç görmeyelim. Ama maalesef yaz sonuna kadar artan bir kalabalık olacak. Ama bunu üzülerek söylüyorum tabii. Kimse sanmasın ki bu sonunda bir verim verecek. Bu bir nevi o grup için artık sosyal toplanma, reaksiyon verme noktasına gelmiş. Evet. Herhangi bir şekilde İsrail siyasetinde bu cumartesi toplantılarının Savunma Bakanlığı'nda bir etkisi var mı diyorsanız maalesef yok. Bir karşılığı yok diyorsunuz. Mert Acaylıoğlu, beni duyabiliyorsan eğer o kalabalığı anlatmanı isteyeyim. Özellikle tezahüratları ne istiyorlar, ne söylüyorlar bu akşama dair? Teşekkürler Merve Tepe. Bizler şimdi kürsüye çıktık aslında. Halen daha buradan konuşmalar gelmeye devam ediyor. Özellikle rehine aileleri konuşmalar yaparken muazzam bir kalabalık var. Özkan Şafak da o kalabalığı size detaylandırmaya çalışıyordu. Ve kalabalığın ortasında bir çadır kuruldu. 3 tane çadır var. Ve o çadırların önünde de bir Lübnan bayrağı vardı. Biliyorsunuz kuzeyde de zaman zaman gerilim artıyor. Ve aslında savaşın sona ermesi, Lübnan'da da bir savaşa girilmemesi, yeni bir savaşa girilmemesi noktasındaki çağrılarını ve protestolarını yapıyorlar. Çünkü savaş kabinesi zaman zaman toplanıyor ve tüm bu gelişmeleri ele alıyor. Onu da belirtelim. Biliyorsunuz 4-5 gündür yoğun bir şekilde vuruluyordu kuzeyde bulunan alanlar. Golan Tepeleri, Kiryat Şimona, Safet bölgesi. Ancak son iki gündür oldukça sakin, onu belirtelim. Yalnızca 15-20 tane belki de kuzeyde Hayifa ile Golan Tepelerini şöyle bir paralel hat olarak değerlendirecek olursak o hatta doğru atışlar vardı. Ancak iki gündür oldukça sakin, onu belirtelim. Bununla ilgili de protestolar yine meydanlarda var. Çünkü Netanyahu'nun oraya da yönelebileceğini ve bu hususta da 50 bin yedek askeri biliyorsunuz silah altına alma noktasında yetki verdi hükümet İsrail ordusuna. Öyle de bir durum var. Onun da altını çizmekte fayda var. Afişler, pankartlar aslında benzer. Bibi Escobar, Bibi Netanyahu'nun dedesi tarafından verilmiş bir lakap. Çocukluk yıllarından kalma. Aslında Bibi çocuk anlamına geliyor. Buradaki eleştirel bakış açısı ise aslında çocuk gibi davrandığı üzerine birazcık da ve Escobar'la birleştirerek aslında yasa dışı hareketler ve eylemlerin baş aktörü olduğu yönünde bir eleştiri yapıyorlar. Burada bulunan kalabalık yoğun bir şekilde seçimlere gidilmesi gerektiğini, yanlış politika izlendiğini ve İsrail'in sonunu getirdiğini bu politikaların öne sürüyor. İfade ettiğimiz gibi Yair Lapid buradaydı. Muhalefetin en önemli ismi ki şu an itibariyle biliyorsunuz Knesset yani İsrail Meclisi'nde 120 vekil var. Bunların 64'ü Netanyahu'nun kurmuş olduğu koalisyon içerisinde. Yani yarı yarıya bir durum var aslında. Yani Netanyahu koalisyon kurmadığı süreçte 24 vekili var şu an itibariyle. Koalisyonla birlikte 64'e çıkarak hükümeti kurabilmişti. Son olarak birkaç yıl önce verilen yetkiyle birlikte biliyorsunuz burada ilk etapta hükümet de kurulamamıştı. Bir siyasi kriz hali hazırda vardı. Zaten bundan da büyük oranda rahatsız olanlar sokaklara çıkarak artık bunun bir sona ermesi gerektiğini belirtiyor. Kalabalık çok daha fazlaydı. An itibariyle birazcık daha sayısı azaldı ancak yine de şurada şöyle bakmış olduğumuzda
5000 ile 10000 arası bir sayı görüyoruz. Yine oldukça büyük bir kalabalık var. Polis birçok yolu kapatmış. Burası aslında ifade ettiğimiz gibi Tel Aviv'in en merkezi noktası. Rehinelerin şimdi geri gelmesi çağrısı var. Rehinelerin geri gelmesi de aslında anlaşmadan geçiyor. Özellikle 4 değinenin sağ olarak geri getirildiği biliyorsunuz duyurulmuştu. Maalesef çok sayıda sivil de bölgede öldürülmüştü. 274 sivilden söz etmekteyiz. Mert beni duyabiliyor musun? 698 sivilde yaralanmıştı. Mert beni duyabiliyorsan eğer Coşkun Başbuğ'un bir sorusu var sana. Buyurun Sayın Coşkun Başbuğ. Mert iyi akşamlar. Şimdi alanı işte her hafta aktarıyorsun. Bu haftaki bu gösterilerle ilgili tespitin olmadığı kadar kalabalık toplandığı yönünde. Hı hı. Sence bu kalabalığın artış göstermesinin sebebi ne? Yani yeni bir konu başlığı mı çıktı yoksa farklı bir gündem mi oluştu? Neye bağlıyorsun bu kalabalığın artışını? Evet, bir önceki hafta 4 rehinenin geri getirilmesi hasebiyle burada aslında daha kozmopolit bir yapı vardı. Yani her kesimden insan vardı. O yüzden geçtiğimiz hafta 10 binler de ifade ediliyor demiştim. Gerçekten de o şekildeydi. Bu hafta yine muhalefet özelinde söylüyorum. Çünkü bugün muhalefetteki kişiler burada aslında yoğun bir şekilde. Yalnızca 2 kişi vardı az önce provokatif. Bir Netanyahu yanlısı. Onlarla birlikte bir tartışma çıktı. Polis alıp uzaklaştırdı hızlı bir şekilde. O yüzden muhalefet açısından bahsetmiş olduğum gibi bir de bakın asker fotoğrafı var. Özkan askeri gösterirsen. Bakın asker fotoğrafı var mesela. Ve burada şu ifade ediliyor. Eğitimsiz askerler, hiçbir eğitimi olmadan savaşa götürülen askerler Netanyahu'nun bir yemin. Bu şekilde pankartlar var burada. İbranice'den çevirme imkanı bulduk. O mesela asker posterinin nedeni o. Yani burada genç isimleri hiçbir eğitim vermeden kendi heva ve hevesi için diyelim daha doğrusu ya da planları için öne sürdüğünü ve yem yaptığı yönünde protestolar var. Bu nedenden dolayı da muhalefet. Bir de tabii ki oldukça güçlü bir isimden söz ediyorum. Lapid buradaydı. Gantz'dan daha güçlü bir muhalefet Lapid. Şu anda ana muhalefet partisi lideri İsrail'de. Onun da burada olması kalabalığın daha da artmasını sağlamış durumda. Ve tabii ki demin paylaştım. Blinken geldiğinde bu iki ismi ziyaret etmesi öyle sıradan bir ziyaret de değil aslında. O nedenden dolayı da şu an itibariyle Amerika'nın da aslında İsrail üzerindeki bakış açısı. Mert çok teşekkürler. Mert tekrar bir bağlantıya birazdan sağlayalım. Çok kalabalık olduğu için tabii bu akşam daha fazla aslında biraz daha bağlantıda sıkıntı yaşıyoruz.